Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası 2023 tatbikatı düzenliyor. Ekibimizden Emre Karaca ve Aydın Korkmaz tatbikat öncesi araçları yerinde görüntüledi. Evet şu anda Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndayız. Anadolu Ankası tatbikatındayız. Tatbikatın başlamasına saatler dakikalar kala şu anda tatbikatta yer alacak milli unsurlar ve kardeş ülke unsurları ile birlikte e, burada onları gözlemleme şansına sahip oluyoruz. İşte Su-25'ler, Su-25'ler şüphesiz ki 2. Karabağ Zaferi'ne mührünü vuran çok önemli savaş araçlarıydı ve o zaferinde kazanılması da çok önemli katkıda bulunmuştu. İşte kameraman arkadaşım Aydın Korkmaz da şimdi su Su-25'leri gösteriyor. Şüphesiz ki bu tatbikata, Anadolu Ankası tatbikatına Türk milli unsurları dışında Azerbaycan'dan da katılım var. Kardeş ülke Azerbaycan'dan 2 adet Su-25 savaş uçağının yanı sıra 4 adet de askeri timin burada 4 askeri timinde burada görev alacağını söyleyebiliriz. Yalnızca Azerbaycan değil. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de timleri yer alıyor. Ve aynı şekilde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden araçlar da bu önemli tatbikatta yer alıyor. Aydın Korkmaz'dan hemen rica edelim ve hızlı bir şekilde tatbikatta yer alacak milli unsurlarla ilgili detayları vermeye devam edelim. Evet ileride gördüğünüz helikopterler var. Aslında e, hemen arkasında da F-16'lar var. F-16'ya doğru hızlı bir şekilde ilerleyelim. F-16 şüphesiz ki terör teröristlerle olan mücadelede çok önemli bir rol oynayan hala belki mi diyebiliriz hava, Türk Hava Kuvvetleri'nin ve o da bu önemli tatbikatta 4 adet F-16'nın da yer aldığını söylemek mümkün. Ee, gördüğünüz gibi hem gösterimlerde Türk sololarında görev oluyor F-16'lar hem de aynı şekilde e, Türk yıldızlarında görev oluyor hem de aynı şekilde teröristlerle olan savaşta da çok önemli rol aldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde evet Katar'ın da katıldığını söylemiştik. Aydın Korkmaz'dan hemen rica edeyim. Şu an F-16'ları gösteriyor. Konya 3. Anajetüs Üst Komutanlığı'ndayız. Dediğimiz gibi bugün iyi bir başka önemli önemli tatbikatında icra edileceğini söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin de yer aldığı çok önemli bir tatbikat olduğunu söyleyebiliriz. Katar'dan da katılım olduğunu söyleyelim. Katar'da buraya çok önemli Türk helikopterleriyle katıldı. Onlar da iki askeri timi de bu önemli tatbikatta görev alacaklar. Türk milli unsurları da burada görev alıyor. Hem hava kuvvetleri, hem kara kuvvetleri, hem deniz kuvvetleri, hem de jandarma genel komutanlığına ait araçlar ve timler, askeri timler burada görev alacaklar. Bu önemli tatbikatta görev alacaklar. Saat ilerleyen dakikalarda bu tatbikata ait görüntüleri de sizlerle sunmuş olacağız diyebiliriz. Evet 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndayız. Dediğimiz gibi Anadolu Ankası genel içeriği itibariyle de personel kurtarma timlerinin görev aldığı, personel kurtarma çalışmalarının tatbik edildiği çok önemli bir tatbikat olarak görülüyor, yansıyor. 2009 yılından beri yapılıyordu. Her yıl iki kez yapılıyor. Biz de bugün uluslararası tatbikatın uluslararası bölümünün basın seçki gününde burada Konya'da yer alıyoruz.